Orada komple yeşil alan olarak böyle aşağı muhteşem doğru olacak. Onun solundaki evler de yıkılacak. Devlet böyle yapmış olduğunu. Allah'a hamdolsun. Hem Osman Başkanım, hem Özgür Başkanım, hem İhsan Başkanım ve diğer yetkililer gayretiyle Şehit Feyzi yeni çevresine kavuşacak. Bu hizmeti buraya getirmek için gayret sarf eden bütün yetkilileri, bütün etki insana hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah burası olur, biterse Özgür Başkanım'la, Osman Başkanım'la beraber burada tekrar bu meydanda onun görüntüsüyle açıklama yaparız. Hem Şehit Fevzi hak ettiği hizmeti almış olur, hem çevre altındaki altı üstü muhabbeti ortadan kalkmış olur ki bu en önemli şey budur. Bu projenin en önemli nedeni budur. Çevre altı ve de üstü şey olgusunun ortada kalkmasıdır. Bu da bunun göstergesidir. Teşekkür ederim emeği geçenlere. Sayın Vekilimiz, MKYK üyemiz Öznur Çalık Hanımefendi, İl Başkanımızla beraber Şehit Fevzi'de yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceliyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Bu projeye başladığımızda birçok insan inanmamıştı. Ama bir kişi hariç, o da Öznur Çalık vekilimiz de, siz bu projenizi hayata geçirmek istiyorsanız biz sizin yanınızdayız cümlesini kullanmıştı. Diğer arkadaşlarla konuştuğumuzda şunu ifade etmişlerdi. Kentsel dönüşümler belediye başkanlarının intiharıdır. Ama biz vatandaşa, millete hizmet olacaksa biz intihar etmeye hazırız. Bu projemizi Sayın Vekilimizle paylaştığımızda projenin başlangıcından sonuna kadar hep destekçimiz oldu. Bizim olmadığımız alanlarda projemizi savundu. Hasreten huzurlarınızda Sayın Vekilime buraya çekmiş olduğu emeklerden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Bir de burada emeği çok olan bir kardeşimiz daha var. O da Battal Gazi ilçe başkanımız. Kendisinin buralı olması hasebiyle özellikle vatandaşı ikna noktasında biz öyle bir seyir izledik ki vatandaşın eline resmi evrak vermeden beyanlarımızla vatandaşımızı buradan, yani buradaki dönüşüme razı etmiş olduk. Bu da zannedersem ülke genelinde hiçbir yerde olmayan bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biraz önce muhtarımız söyledi. Değişik kavramlar artık ortadan kalkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, emirleriyle biz kentsel dönüşümlerimizi hızlandıracağız. Özellikle şehri homojen hale getirip tüm insanların her tarafında, şehrin her tarafında yaşayabileceği mekanlar haline getirmemiz lazım. Düşüncemiz bu, idealimiz bu, hedefimiz bu. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilimizle beraber hem Hatunsuyu beldemizi, mahallemizi ziyaret ettik. Şu anda da biraz önce muhtarımızın da ifade ettiği gibi, Sami muhtarımızın da ifade ettiği gibi çevre yolu altı dediğimiz mahallelerimizin en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Şehit Fevzi mahallemizde yaşanacak güzel gelişmenin başlangıcındayız, ortamındayız. İnşallah bu kentsel dönüşüm, biraz önce Osman Başkanımın da ifade ettiği gibi hem yerel yönetimlerimizin, yerel siyasilerimizin işbirliğinin hem de Sayın Milletvekilimizin özel gayretleriyle ortaya konan bir başarı hikayesi aslında. İnşallah bu başarı hikayesiyle bu bölgelerimiz örnek bir hizmete kavuşmuş olacaklar. Belki bu örnek hizmet bu civarda diğer mahallelerimize de emsal olacak, örneklik teşkil edecek ve böylece Malatya'mızın bu bölgesinde de
gelişmişliğin sembolü, refahın sembolü, güzel yapılara, depreme dayanıklı güzel yapılara, refah seviyesinin, standartlarının yükseldiği güzel yapılara kavuşmuş olacak. Tabii bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür borçluyuz. Onun burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etmesi, risk alanı ilan etmesi, sonrasında belediyemizin ve teşkilatımızın gayretleriyle hemşehrilerimizin ikna edilmesi, sonrasında milletvekilimizin özel gayretleriyle, sayın vekilimizin özel gayretleriyle burası güzel bir başlangıca ev sahipliği yapıyor. Ben şimdiden bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Malatya'mız için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün çok mutluyum. Size güzel ve mutlu haberle geldik. Allah nasip ederse Şehit Fevzi Mahallesi'nin ihalesi 2 Temmuz 2021 tarihinde yapılıyor. Hayırlı uğurlu. 1 Temmuz dediğimiz tarihte teslim ediyoruz. Çok uzakmış. 10 gün sonra da teslim yer teslimini yapıyoruz. Size minnet borçluyum. Allah hepinizden razı olsun. Bu minnetimin sebebi şudur. Cumhurbaşkanımın liderliğinde çok kıymetli Çevre Şehircilik Bakanımın inanılmaz destekleriyle ve Battal Gazi'nin yiğit evladı yürekli başkanı Osman Güler'in cesaretiyle Malatya'nın çevre yolunun altı diye nitelendirilen mahallelerin makul talihi değişiyor. Şehit Fevzi Mahallesi'nin görüntüsü değiştiği anda buranın, ben Sarıcıoğlu Mahallesi'nin çocuğuyum. Bu mahallenin çocuğuyum. Söylerken tüylerim diken diken oluyor. Ve buralar güzelleşecek. Buralarda yeni bir şehir olacak. Burada yeni yeşil alanlar olacak. Alışveriş merkezi, kafeterya olacak. Ve buralarda zemin altı artı 5 kat yatay mimari olacak. Öyle koca koca eskinin toki kibrit kutusu evler olmayacak. Ve hemen iki tarafın ucunda ticaret merkezleriniz olacak. Bakkallarınız, marketleriniz, dükkanlarınız, alışveriş yerleriniz olacak. Burası bir site olacak. Hani Fahri Kayhan'a yapıyorsunuz, niye buraya yapmıyorsunuz diyordunuz ya. Fahri Kayhan'ın alası buraya yapılacak. Burası 110 dönümlük alan ve 679 tane konut yapılıyor. 18 tane ticarethane, 1 tane kafeterya ve Allah nasip ederse 2 Temmuz'da ihalesi yapılacak. 10 günde de yer teslimini yapacağız. Ve inşallah Allah nasip ederse seneye 2022'de bu tarihlerde biz bu ekiple gelip sizlerin evinde çay içeceğiz. Allah nasip ederse. Ve hak sahiplerimizin, buradaki vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları da o evlerine girdiklerinde huzurla, mutlulukla oturarak hayatlarını devam ettirmeleri canı gönülden istiyorum. Ben her birinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlarken bir kez daha Battal Gazi Belediye Başkanıma, Battal Gazi'nin göbeğine, Battal Gazi'nin merkezine yapılamaz denileni, cesaret edilemez denileni cesaret edip başlattığı için, Başsi Başkanım gibi yürekli bir başkan ona omuz verdiği için vatandaşlarım, Cumhurbaşkanıma güvendikleri için. Sonsuz. Bizlere güvendikleri için. Sonsuz. Bugün bu mutluluğu sizinle paylaşıyorum. Yürekten mutlu olduğumu ifade etmek isterim. O geldiğim günlerden sonra bugün sizlerin bu gözlerinizdeki meraklı ama umutlu gözler beni çok mutlu ediyor. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Tamam abi, buyur. Şimdi bizim bu evlerimiz faaliyetleri nasıl olacak? İhale bedelleri, çalışan bedelleri. Tam belli olmadığı için herhangi bir...